Seni cibiliyetsiz seni. Bu sözüm şereften, haysiyetten nasip aldığı tartışılır olan cibiliyet yoksunu Fatih Altaylı'ya. Önceki gün kendi kanalında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Şeyh Said ismini bir bulvara vermesinden dolayı ağır bir dille ve uslupla eleştiriyor. Ağzından köpük köpük salyalar akıyor. Kayyumla yönetilen belediye ve yönetimine verip veriştiriyor, tepki koyuyor. Sonra da lağımlaşan ağzından Kürtler için önemli bir değere sahip alim ve kanaat önderi olan Şeyh Said'e hakaret ediyor. Çapsız adam, haysiyetsiz, şerefsiz ve rezil gibi söylemlerde bulunuyor, öz karakterini ortaya koyacak bir şekilde saydırıyor. Ulusalcıların klişeleşmiş yalan söyleyen tarih bilgileriyle laf ediyor. Neymiş? Şeyh Said İngilizlerle işbirliği yapmış. Neymiş? Onların namı hesabını ajanlık yaparak savaşmış. Neymiş? Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı baş kaldırmış, isyan başlatmış. Onun içinde 46 arkadaşıyla idam edilmiş. Denir ya, sen ne cibiliyetsizsin arkadaş, nasıl da ilkokul öğrencisinin tarih bilgisiyle ahkam kesiyorsun. Azıcık araştırsa cibiliyetsizliğinin farkına varır ama yok. Ha bir de sözü Abdullah Öcalan'ı da getiriyor. Biri kalkar bir sokağa onun adını verebilir gibisinden. Sen nasıl bir akıl ve şeysin be Altaylı? Netice itibariyle bakalım. Altaylı'nın Şeyh Said Efendi yörelik gerçekleştirdiği kişinin hatırasına hakaret suçundan yargı nasıl bir cezai işlem yapacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Dün Diyarbakır Barosu bu konuda suç duyurusunda bulundu. Umarım yargı akıtılan saryaları ceza bırakmaz Siyasilerden bir beklentim var. Bu mevzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapsamlı araştırma konusu edilmeli. Şeyh Said'in kimine göre isyanı, kimine göre kıyamı olarak değerlendirilen hareketi şeffaflık kazansın ve bu hareketinin idamla sonuçlanan yargısal durumu da dahil edilerek sorgulanması gerekir. Türkiye'nin demokrasisi, insan hakları, hak ve adalet işleyişi, sosyal hukuk devleti olma özelliği noktasında önemli bir adım olur. Çünkü Şeyh Said Kadar, Seyit Rıza'da ve tabii ki Bediüzzaman Said Nursi dahil olmak üzere toplumun ekseriyetinde karşılığı olan sahiplenilen isimler olarak iade-i itibar hakları vardır. O hak verilmeli ve mezar yerlerinin de açıklanması gerekir. İş şirazesinden çıktı hep sorulur Türk futbolun nereye gidiyor? Yanıt basit ve kısa. Özeti hiçbir yere gitmiyor. Zaten hep böyleydi. Tek değişen hali durumu biraz abarttık. Bu minvalde cevap verenlerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyebilirim. Ama ve lakin ben diyorum ki gelinen aşama itibariyle önceki akşam hakem Halil Umut Meler'e yönelik yaşanan yumruklu saldırı olayıyla vaziyet hiç de öyle değil. İş gerçekten şirazesinden çıkmış hale gelip geçmiştir. Çünkü futbol sektörünün hangi alanına, hangi kulübüne, yönetimine, futbolcusuna, hakemine ve yönetimlerine mercek tutarsanız tutun, vayın bir enkaz söz konusudur. Elinizi neresine, hangi kulvarına atarsanız atın, tahribat büyük. Karşınıza enkaz bir tablo çıktığı gibi büyük bir çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun, rezilliğin yarattığı burun kemiklerini sızlatan kokular gelir. İşte bundandır ki Türk futbolu ne ulusal ne uluslararası arenada esamesi okunmuyor. İtibarda görmüyor, kale alanda yok. Önceki geceye gelirsek Ankara'da oynanan Ankara Gücü Çaykur Rize spor maçı sonrasında Ankara Gücü Kulüp Başkanı Faruk Koca ki bu zat iki dönem milletvekili yapmış AK Partili yani siyasetçi ve o yanındaki iki yönetici maçın hakemi Harim Umut yöneliyorlar. Önce küfür, hakaret, tükürme ardından da yumruk atarak onu yere seriyor. Yetmiyor, yere düşen Meler'e bu kez tekmelerle vurmaya devam ediliyor. Canlı canlı ekranlara yansıyan bu futbol barbarlığında Meler'in elmacık kemiği kırıldı. Şu an hastanede. Tabii kocanın ilk vukuatı değil bu. Cezasızlığın verdiği özgüvenle koca daha önce de Ahmet Spor yöneticilerine benzer saldırılarda bulunmuştu. Hem şeref tribününde hem de sahada soyunma odaları koridorlarında. Ki Ahmet Spor Bursa Spor maçını hatırlarsak bu yumruk aslında Türk futbolunun geldiği noktanın kendi kendini harekirisidir. Kimse ne oldu, niçin oldu, niye oldu, haklı mı, haksız mı, değil mi hesabına girmesin. O mesele de anlık gelişen bir mesele değil. Tabloyu bir bütün olarak irdelemek gerekir. Yumruk ve beraberinde yaşananları önce lanetleyecek, kınayacak, amasız, fakatsız karşı duracak. Haykırılacak böyle bir rezilliğin, böyle bir barbarlığın tarafı ve savunulacak yanı yok denilecek. Bu bir utanç verici hadisedir. Kimse küçük sıradan olabilir bir mesele olarak görmemelidir. Hak deyimiyle sözün bittiği bir noktadır o yumruk. Uluslararası arenada yıkık dökük, harap vaziyetteki futbol adanı olan itibarımızı beterin beteri haline getirmiştir. İtibar yerle eksan olmuştur. Azıcık var olduğuna inandığımız prestij ise yerlerde. Yabancı medyanın manşetlerine bakın. Avrupa'daki gazete ve televizyon haberlerinde birinci sırada utanç verici başlıklar. Milyonlarca dolar harcansa futbol otoriteleri ülkeler neslinde bu kadar yüksek dozajlı bir itibar suikastı yaşanmazdı. O yumruk ve o yumruğun oluşmasına neden olan futboldaki çirkinlikler, çürümüşlükler bir bütün olarak ele alınmalı, topyekün oturup düşünülmeli. Futbolumuz niye bu hale geldi demeliyiz ve bedeli de en ağır şekilde ödetilmeli, sorulmalı, verilmelidir. Meler vakasında büyük bir duyarlılık hassasiyet oluşturduğunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beriyan'da Futbol Federasyonu, hakemler, kulüpler ve futbolcular. Bir uyanış, bir diriliş, bir kendine gelme hali var. Ne oluyoruz yahu diyerek. Maçlar süresiz ertelendi. Hakemler ise Meler'in sağlık durumu sonrası kararlarını verecek. Ki yumru atan koca ve iki yönetici tutuklanarak cezaevine konuldu. O yumruk yumruğa gösteriyor tepki, yargının duruşu, her şey yekün şekilde Türk futbolu adına milat bir gündü önceki gün. Tabi bu milat benzer ve hali hazırdaki futboldaki çürümüşlük ve oluşan mafya düzeninin temizlenip bir daha benzer hadiselerin vuku bulmamasıyla mümkün olabilir. Aksi takdirde futbol sektörümüz zilletlik bataklığında debelenmeye devam eder. Bugün yumruk, yarın bıçak, ertesi gün silahlar konuşmaya başlar ki konuşuyor da. Adanze'ye bir temiz eller operasyonu şart ve elzemdir. Günün sözü, ahlaklı insanın cibiliyetiyle sorunu olmaz, insani vasfı üstün olur. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Omar Büyük Timur etotmey.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter etomerbüyüktimur.